Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere yeni bir muadil videosu hazırladım. 500. videomla karşınızdayım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Zaten bir muadil videosuna hiçbir marka da açıkçası girmek istemiyor. Çünkü başka bir ürünün muadili olduğunun söylenmesini istemiyor. 2 aylık bir aradan sonra muadilleri derledim, toparladım. Yakın benzer mi, birebir benzer mi olduğuna karar verip videoya ekledim. Artık muadil bulmakta o kadar zorlanıyorum ki çünkü muadil olarak düşündüğüm ürünlerin de fiyatı öyle bir artıyor ki bana onun muadilini de soruyorsunuz. Haliyle bulmam gerçekten çok zorlaşıyor. Temmuz ayının sonlarına doğru kozmetik ürünlere yeniden zam geleceğini maalesef duyurmak zorundayım. Yeni ekonomik koşullar altında uygun fiyatlı olduğunu düşündüğüm ürünleri size söylüyorum. Artık uygun fiyatlı anlayışımız 100 lira değil maalesef. Dün hatta telefonda diğer arkadaşlarla bunu tartışıyorduk. Kaç liraya uygun fiyat diyeceğiz artık? Çünkü Flormar'lar, Maybelline'ler, L'Oreal'ler aldı başını gitti ki bunlar uygun fiyatlı ürünler ve MAC'in, NARS'ın muadili olan ürünlerdi biliyorsunuz. Artık onların muadilleri soruluyor. Gerçekten bulamıyorum onların muadillerini. Neyse. Ben şimdi hemen bu ay sizin için keşfettiğim, birebir olduğunu düşündüğüm, yakın benzer olduğunu düşündüğüm ürünleri anlatacağım. Şimdi ilk muadille başlıyoruz. Sonunda bir parfüm muadili bulabildim. Gerçekten birebir muadil. Kesinlikle Libre Intense'in muadili Zara'nın Golden Decade parfümü. Kocaman bir parfüm görüyorsunuz. Kalıcılık testinden de geçti. Normalde Zara'nın parfümleri, tamam evet, ünlü parfümlerin muadillerini yapıyor. Bir sürü muadili var. Çok önermeyişimin sebebi bir saat sonra, yarım saat sonra kalıcılığının uçup gitmesi. Öyle olursa o zaman bütün gün elinizde parfüm şişesiyle gezeceksiniz ve kokunun kalıcılığını artırmak için sıkacaksınız. O zaman siz bunu bir haftada, iki haftada bitirirsiniz. O yüzden çok anlatmak istemiyordum. Başka muadiller de vardı. Onları eklemedim hatta. Ama bu kesinlikle birebir, yani ayırt edilemiyor. Koku o kadar benziyor. Benim tenimde aynı durdu kokular ve kalıcılığı da çok güzel. Yani çok güzelden kastım, Libre mesela 5 saat kalıcıysa bu da 2,5-3 saat kalıcı. Yakın diyebilirim. Yani yarım saat sonra uçup gitmiyor ya da sıktığınızda arkada kalıyor, sizde kalmıyor gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bunu keşfettiğimde, satın aldığımda ucuzdu tabii. Şimdi 300 lira bandına çıkmış. Bu da tabii ki 1200 lira bandına çıkmış. Ona göre karar vermek gerekiyor. Bu kokuyu çok seviyorsanız yola bununla devam edebilirsiniz ki ben bundan sonra bunu kullanmayı planlıyorum. Bu çok pahalı. Tabii ki maddi durumunuz uygunsa orijinaliyle yola devam etmek doğru olacaktır. Şöyle görüyorsunuz. Kocaman bir şişesi var. Online'dan da alabiliyorsunuz. Mağazalardan da alabiliyorsunuz. Yves Saint Laurent'in Libre parfümünün intense versiyonunu seviyorsanız bu birebir aynısı. Başka parfümler de var. Dior'un J'adore'un muadilini buldum. Hala test aşamasında. Testi geçerse bir sonraki muadil videosunun konuğu o olacak. Onun dışında Chanel'inkini bulamadım. Apple Juice'un muadili olduğunu söylüyorlar ama bence yanından bile geçmiyor. Yani Chanel öyle bir koku değil. Çok tende değişiyor Zara'daki koku. O yüzden onu eklemedim. Şimdi gelelim. Sephora lansmanına gitmiştim Haziran ayının başında. Orada NARS'ın yeni çıkan Orgasm lip balmını gördüm. Böyle Laneige gibi, Frutia gibi şöyle bir lip balm çıkarmış. Gece sürüyorsunuz, sabaha kadar pamuk dudaklarla kalkıyorsunuz ya da gün içinde uyguladığınızda harika dudaklara kavuşuyorsunuz. Bunu aldım çünkü muadili vardı. Muadilini gösterebilmek için aldım. Çok pişmanım çünkü buna benzeyen o kadar çok ürün var ki almayı planlıyorsanız bu kadar paraya bence yazık. Revolution'ın şöyle bir lip balmı var. Yakın zamanda Türkiye'ye gelecek, o yüzden gösteriyorum. Ben bunu yurt dışından aldırmıştım. Zaten yurt dışında yaşıyorsanız eğer siz kolay bir şekilde alacaksınız. Revolution'ın Berry Lip Sleeping Mask'i hem Laneige'in hem de zaten NARS'ın Orgazmının lip balmının birebir muadili. Açıkçası bu kadar paraya bir dudak maskesi almayı çok mantıklı bulmuyorum ama yine de NARS hayranıysanız, maddi durumunuz el veriyorsa tabii ki hiç kimse buna karışamaz. Ben şimdi size göstereceğim. Şöyle bir etkisi var. Ne yapıyor? Yeni dudak mı çıkarıyor diyeceksiniz. Böyle parlak, canlı, pürüzsüz gösteriyor dudaklarınızı. Eğer ki çatlaklıklarınız varsa iyileştiriyor. Revolution ne yapıyor? Doku olarak ve duruş olarak birebir aynı. Yine dudakları iyileştiriyor. NARS'a bakın şöyle duracak. Dudaklarınızı uyguladığınızda aynı görünüyor. Bunlar zaten bir renk vermiyorlar. Şöyle ikisi de bu pembe gibi görünüyor. Bu birazcık
turuncumsu, sarımsı gibi görünüyor ama dudaklarınız kesinlikle renklenmiyor. Sadece böyle parlıyor. NARS birazcık daha katı kıvamlı. Revolution birazcık daha, ona göre katı değil, birazcık daha yumuşak kıvamlı. Yapış yapış mı derseniz, bir dudak maskesi nasılsa dokusu aynısı gibi. Eğer ki aklınız NARS'ta kaldıysa, ki bu yeni çıkan bir ürün, bunun muadili var. Yakın zamanda da Watsons'lara gelecek. Bence etkisi için konuşuyorum, birebir aynı. NARS'ın dudak maskesi çok pahalı bir ürün. Bu gelirse Watsons'lara, Revolution zaten çok pahalı bir marka değil. İndirime girdiğinde de gayet alınabilir bir hale dönüşüyor. Uygun fiyatlı bir şekilde alınabiliyor. Bence bunlar çok benzerler. Dudaklardaki duruşu, etkisi aynı. Şimdi gelelim son günlerde özellikle Instagram'da çok fazla şu ürünü görüyorsunuzdur. Bir sürü influencer arkadaşım bunu paylaşıyor. Bu nedir? Bu bir stick wax. Yani şurada hani bebek saçlarımız var ya, saçımızı da böyle toparladığımız zaman buradan tel tel çıksın istemeyiz. Daha böyle güzel, parlak ve pürüzsüz bir görüntü olsun isteriz ya. Bethead markası, bu birazcık pahalı bir marka. Pahalı satılıyor, almak istemeyebilirsiniz dolayısıyla. Şöyle bir marka keşfettim. Ben bunu yanılmıyorsam 55 liraya aldım. Bunu da ne kadara aldım? Bakacağım hemen. Bunu da 209 liraya almışım. Bunu da 50 liraya aldım. İkisinin de etkisi aynı. Bunu alttan böyle ittiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi wax kısmı çıkıyor. Sonrasında böyle bebek saçlarınızı yapıştırıyorsunuz. Hani inek yalamış gibi derler ya. O hale getiriyorsunuz. Bakın, hatta bir parlaklık veriyor. Böyle ışıl ışıl bir hale dönüşüyor. Ünlü bir markanın ürünü. Bu da çok bilindik bir marka değil. Bunu tesadüfen görüp almıştım. Bunu da şöyle alttan çeviriyorsunuz. Yine aynı şekilde şu tarafa uygulamadım. Bunu da buraya uyguluyorum hemen. Yine bebek saçlarınızı yapıştırdığı gibi görüyorsunuz. Parlak bir görüntü veriyor. Bunların ikisi de aynı işe yarıyor. Özellikle saçlarınızı sıkı, gergin topuzlar yapmak istiyorsanız, böyle toparlamak istiyorsanız, sırf bu ürünü göstermek için bugün böyle toparladım. Bu tarz ürünlere ihtiyacımız oluyor. Normalde böyle elimizi daldırıp aldığımız waxlardan çok hoşlanmayabilirsiniz. Benim çok tırnak arama giriyor. Kolay kolay uygulayabiliyorsunuz, çantanızda taşıyabiliyorsunuz. Güzel düşünülmüş. Bu ikisi bence birebir muadil. Orijinali budur. Çok fazla stokta göremiyorsunuz. Geliyor, anında paylaşılıyor ve tükeniyor. Viral oldu bu ürün. Yani bence onu aramanıza gerek yok. Bu da bence aynı etkiye sahip. Neredeyse 4 tane alırsınız onun parasına. Adını çok okuyamadığım için şu an söylemedim ama videonun altındaki açıklama kutucuğunda bütün ürünleri anlattığım sırayla yazıyorum. Yanına linkleri bırakıyorum. Linkler komisyonlu link değildir. Yani tıkladığınızda ben bir para kazanmıyorum. Ürünün sayfasının linkini koyuyorum. Komisyonlu olmayan linkler, gönül rahatlığıyla tıklayabilirsiniz. Şimdi gelelim maskara konusuna. MAC'in stack maskarası çıktı geçtiğimiz aylarda ve her yerde reklamları dönmeye başladı. Neredeyse 20 kat maskarayı gözlerine uygulayıp farklı farklı görüntüleri bize gösterdi. Yani demek istiyorlar ki bu maskarayı sonsuz kat uygulayabilirsiniz. Hiçbir şekilde topaklanmadan kirpiklerinizde güzel görüntüye ulaşabilirsiniz diyor. Ben şu anda 2 kat uyguladım. Yani normal uygulanması gereken katı uyguladım. Kirpiklerim gayet görünür halde. Ben bu maskarayı sevmiştim. Olmazsa olmaz değil ama yeni çıkan bir şeyi merak ediyoruz. Yani nasıl acaba? Ne farkı var? Reklamlar da birazcık böyle bizi özendirdi için kesin almam gerekiyor gibi bir algıda oluşabiliyor. Bu tamamen silikon taraklı, hatta şöyle dikenli tarağı olan bir maskara. Gerçekten kat kat uygulayabiliyorsunuz. Topaklanma olmuyor. Siz canınız isterse topaklandırırsınız. Ve kirpiklerinize böyle belirgin bir görüntüye ulaşabiliyorsunuz. Bu tarafa uyguladım MAC'i. Şöyle göstereceğim burada. Bu tarafımda da Kiko'nun Maximut maskarası var. Hatta waterproof olanı var. Fırçaları benzemiyor. Ama bunun fırçasını daha çok sevdim. Kiko'nun fırçasını daha çok sevdim çünkü alt kirpiklerime çok rahat bir şekilde uygulama yaptım bununla. Görüyorsunuz, iki kat uyguladım. Kirpikler neredeyse aynı. Gözlerimdeki sorun nedeniyle zaten bir tarafa başka, bir tarafa başka maskara uyguladığımı biliyorsunuz. Böylelikle muadilleri kolay bir şekilde bulabiliyorum. Ve etkileri birebir aynı. Ben muadil olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde bana alerji yapmadı, kaşıntı yapmadı, hassasiyet yapmadı, enfeksiyonumu ilerletmedi. Gördüğünüz gibi etkileri de böyle duruyor. Kirpiklerinizi alttan kaldırdığı gibi kaç kat uygularsanız ona göre hacim veriyor. Kiko'nun fırçasının küçük olması en küçük kirpiklerinize bile ulaşabildiği için daha avantajlı hale dönüşüyor. Ben açıkçası
Kiko'nun muadil olduğunu düşünüyorum. Maskara da budur. Eğer online'dan almak istiyorsanız ya da mağazalardan almak istiyorsanız yine açıklama bilgisi aşağıda kutucukta yazıyor olacak. Şimdi gelelim. Aslında bir sürü videomda anlattım. Buna da ekliyorum ve buradan bir çağrıda bulunacağım tabii ki bu ürünle ilgili. Favorilerde eklediğim, makyaj videolarında eklediğim, Instagram'dan her gün paylaşıyorum. Sürekli anlatıyorum. Anlatırken de NARS'ın Radiant Creamy Concealer'ının birebir muadili, hatta NARS'tan daha güzel olduğunu söylüyorum. Revolution Pro markasının bu kapatıcısının, bu Rossmann'larda satılıyor. Revolution Pro markası Rossmann'larda, Revolution ve iHeart Revolution'da Watson's'larda satılıyor. Bu Rossmann'larda satılan marka. Hatta son günlerde kullandığım en iyi kapatıcı diyebilirim. Stok bulunamıyor maalesef. Online'da var ama C8'i C10'u var bildiğim kadarıyla. Ben C5 rengini kullanıyorum. Mağazalarda şu an yana yana C5 rengini arıyorum. Stokta son kalan ürünüm bu. Bu biterse ne yaparım? Hayatımda hiç bu kadar güzel kapatıcı kullanmamıştım. Ben bunu da çok severdim. Hatta Maybelline'in Fit Me kapatıcısını buna çok benzetiyordum ama bu kesinlikle nokta atışı NARS'tan bile daha güzel. Göz çevrenizi daha sağlıklı ve pürüzsüz gösteriyor. Aynı zamanda yüzünüzde kapatılacak bir şeyler varsa ki görüyorsunuz güneş lekelerimden eser yok. Rossmann'a çağrımdır. Lütfen arkadaşlar sizler de bana destek verin. Bu kadar güzel bir ürünü tüm renkleriyle birlikte standlarda ve online'da görmek istiyoruz. Ben çok sevdim. Kim kullanıp bana mesaj attıysa çok da güzel geri dönüşler aldım. Yani böyle güzel bir kapatıcı harcansın istemiyorum açıkçası. Huda'nın çok yakın zamanda blush stickleri çıktı. Çok da fazla reklam döndü. Parlak yapıda böyle stick şeklinde aldıkları. Çok da güzel duruyor. Aydınlatıcı sürmenize gerek kalmıyor. Yanaklarda şahane duruyor. Bir lekeniz yoksa eğer, fondöten kullanmıyorsanız bile üzerinden şöyle elinize pıt pıt geçebilirsiniz. Lekeniz varsa hafif lekelerin üzerine geçirmeden benim yaptığım gibi güzel bir sentetik fırçayla da uygulama yapabilirsiniz. Ben genelde fırçayla uygulama yapıyorum. Çok doğal duran, aydınlık görüntü de veren stick allık. Çok fazla rengi var. Proud Pink benim aldığım renk. Pembe şeftali tonları. Herkese joker olabilecek bir rengi seçmeye özen gösterdim. Ben çok zaman önce, herhalde 2 sene önce olabilir, Rival Loves Me markasının stick allıklarını göstermiştim size ve hatta bunları çok sevdiğimi söylemiştim size. Huda'nın çok yakın benzeri. Şimdi uygulayacağım. Şöyle açayım göstereyim. Yine yumuşacık, kendinden aydınlatıcılı gibi duruyor. Böyle baktığınızda biraz renk farkı varmış gibi duruyor. Ufak alt ton farkı varmış gibi duruyor. Ama yanaklarınızda siz farkı görebiliyor musunuz şu anda? Aynı duruyor. Üstteki Huda, alttaki Rival Loves Me markasının stick allığı, bunlar birebir muadil. Bakın burun ucuma da ben sürmüştüm videoya başlamadan önce. Aydınlık, tatlı bir görüntü veriyor. Çok güzel duruyor. Yaz aylarında kullanıma çok uygun. Bu Rival Loves Me markasının stick allığı, Rossmann'larda satılıyor. Huda'nınkini de Sephora'lardan bulabiliyorsunuz. Arada dağlar kadar fiyat farkı var. Tabii ki Huda'nın parlaklığı diğerine göre birazcık daha farklı. O kadar olsun. Arada dağlar kadar fiyat farkı var ama yanaklarınızda aynı etkiyi sağlayabiliyorsunuz. Kalıcılıkları da gayet aynı. İsterseniz üzerinden bir toz ürünle de sabitleme yapabilirsiniz ki bence gerek kalmıyor. Şimdi gelelim şu an dudaklarımda görmüş olduğunuz mat rujlara. Üstte başka biri, alt dudağımda başka biri var. MAC'in Retro Mat Likit rujları var. Çok çok yıllar önce çıkmıştı ama böyle mat, yerinden oynamayan, sabahtan akşama kadar dudaklarımda kalsın, maske taktığım süre boyunca da maskeye bulaşmasın diye biz bunları yeniden popüler etmiştik. Burnt Spice rengi şu anda alt dudaklarımda görmüş olduğunuz renk. Üstte de Kiko'nun Instant Color 01 numarası var. Bakın. Aradaki farka iyice yaklaştırıyorum şu anda. Şimdi şunu da mutlaka söylemem gerekiyor. Dudaklarımızın pigmentasyonu, rengi farklı farklı olabilir. Kimimiz pembe dudaklı olabiliriz. Kimimiz böyle silik renksiz dudaklı olabiliriz. Kimimiz mor dudaklara sahip olabiliriz. Renk alt ton, üst ton farkı yaratabilir. Bazen şey oluyor, ben pembe Flormar'ın gül kurusu kalemini gösterdiğimde 229'u, bende hiç öyle durmadı. Bende daha kahve durdu. Eğer dudak pigmentasyonunuz, renginiz farklıysa tabii sizde ona göre duracaktır. Aynı rengi birebir almak istiyorsanız dudaklarınızın üzerinden kapatıcı ya da pudra geçin. İyi bir şekilde nemlendirdikten sonra ve sonrasında rujunuzu uyguladığınızda aynen bu renkleri elde ediyorsunuz. Ben genelde rujlarımı böyle uyguladığım için ambalajdaki rengin aynısını dudaklarıma yansıtabiliyorum. Üstte Kiko'yu görüyorsunuz. Altta da MAC'i görüyorsunuz. Hatta MAC Kiko'ya göre birazcık daha kuru yapılı. Kiko ona göre birazcık daha canı kanı kurutmayan matlardan, onu da söylemem gerekiyor. MAC'in Retro Mat rujlarını uygulayacak
yapacaksanız eğer dudaklarınızı çok çok iyi bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. İsterseniz Nars'la, isterseniz Revolution'la, isterseniz Frudia'yla ya da elinizde hangi lip balm varsa onunla güzel bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Aksi halde gün içinde Mekinkiler birazcık canınızı kanınızı kurtabilir. Şöyle göreceksiniz. Bunlar şimdi matlaşmaya başlayacaklar, kuruyacaklar. Bu rujla sizi akşam çift fazlı bir makyaj temizleyicisi ayırır. Her ikisinin performansı da aynı. Bir şey yiyin, için, tüm gün gezin ama iyi bir şekilde nemlendirmeyi unutmayın. Yoksa şuralarınız çatlak çatlak görünmeye başlar. Ona dikkat edin. Ve bence Joker renklerden bir tanesi. MAC mi, Kiko mu, hangisi bütçenize uygunsa bu tonlarda bir rujunuz sizin kurtarıcı rujunuz olacaktır. Duruş olarak şu anda görüyorsunuz sanki aynı ruju sürmüşüm gibi. Ben birebir muadil olduğunu düşünüyorum. Ve gelelim muadilini uzun süredir aradığım bir başka ürüne. Bir sürü muadil buldum. Acaba o mu çok yakın muadili? En yakın muadili hangisi? Milk'in Cooling Water'ından bahsediyorum. Bu büyük boyu, bu da küçük seyahat boyu. Hangi boyunu alırsanız alın güzel bir şekilde tüm yüzünüze ve göz çevrenize rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Çok işe yarayan, makyajı güzelleştiren, göz çevrenizi dinlenmiş gösteren bir ürün. Kiko'nun bir ürünü var, buna çok benziyor. Bence yakın muadili. Ama birebir muadilini merak ediyorsanız özellikle yurt dışında yaşayan izleyicilerim için göstermek istiyorum. Bize de yakın zamanda gelecek. Şöyle kapağını da açayım. Revolution markasının Hydro Bank Stick nemlendiricisi Milk'in Cooling Water'ının birebir muadili Kiko, yakın benzeri ama Revolution tamamen aynısı. Özellikle İngiltere'de yaşıyorsanız, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da yaşıyorsanız çok kolay bir şekilde bu serinin ürünlerine ulaşabiliyorsunuz. Çok çok uygun fiyatlı. Son olarak aslını gösteremiyorum size çünkü videodan önce farın kendisini düşürdüm. Yakın benzeri olduğunu düşünüyorum. MAC'in naylon farı var. Yana hemen görselini ekliyorum. Birazcık daha sarı alt tonlu gibi gözüküyor ama uyguladığınızda çok benzer etkiyi yakalayabiliyorsunuz. Kiko'nun da tekli farlarının high pigment olanlarının 38 numarası var. MAC'in naylon farının en yakın benzeri, hatta o kadar güzel bir dokusu var ki bakın özellikle göz pınarlarınıza uyguladığınız zaman harikalar yaratıyor. Şu bölgelerden özellikle geçtiğiniz zaman birazcık derinlik kazandırmak isterseniz bakışlarınıza ya da aydınlatıcı gibi kullanmak isterseniz harika duruyor. Açık tenliyseniz siz de zaten şahane duracaktır. Biz biraz dozunda kullanmamız gerekiyor. Hatta bu serinin diğer renklerine de bakabilirsiniz. Nokta atışı, yerinden oynamayan gerçekten pigmentasyonu yüksek far serilerinden bir tanesi. Sadece tek renk kullanıyorsanız bir farda özellikle bu serinin farlarından birini alırsanız kesinlikle pişman olacağınızı düşünmüyorum. Hiçbir şekilde gözlerime alerji de yapmadı. Yakından göstereceğim. MAC'in naylonu maalesef sizlere ömür olduğu için bunu gösteriyorum. Birebir muadil demiyorum. Yakın benzer aynı etkiyi alabiliyorsunuz. Eğer onu seviyorsanız, onun fanları arasındaysanız bu da aynı etkiyi sağlayacaktır. Özellikle düğün, dernek, özel gün makyajı yapacaksanız, beyaz tenliyseniz, esmer tenlileri de oluyor. Ben Watson's ödüllerinde bu farı kullanarak makyaj yapmıştım. Özellikle şu bölgeleri aydınlatırken. Çok işinize yarayacak. Pigmentasyonu yüksek serilerden bir tanesi. Başka renklerine de kesinlikle bakabilirsiniz. Benim bu ay sizler için hazırladığım muadil videom böyleydi. Yenilerini buldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. 2-3 ay sonra yeni bir muadil videosu gelecek. Aradığınız ürünün muadilini bulduğunuz bir video olmuştur. Merak ettiğiniz ürünler varsa videonun altına yorum olarak bırakmanız yeterli. Onları da hızlı bir şekilde sizler için araştıracağım. Biliyorsunuz ben her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Ojem Rujum Rimelim benim Instagram adım, sürekli videonun altında geçiyor. Orada da farklı farklı paylaşımlarım, güncel paylaşımlarım oluyor. Orada da buluşmak isterim açıkçası sizlerle. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.